Üniversite kitaplarını alabildin mi? Hepsini aldım, sağ ol. Kız arkadaşın nasıl? Daha iyi. Dün doktora gittik. Haftaya çıkaracaklarmış alçıyı. Kayak şakaya gelmez. Selam söyle. Söylerim. Uzmanlık sınavın nasıl gidiyor? Çalışıyorum. Bu sefer benden kaçamaz. Son defa da öyle demiştin, hatırlatırım. Bak, bu sefer de başarısız olursa seni mutfağa alacağım, bilmiş ol. Bana uyar. Çok güzel kuru fasulye yapmayı öğrendim. Helmeli helmeli. Böyle kolay kaçamazsın. Çok çalışacaksın. Cerrah olacaksın. Hadi inşallah. Ev sahibinle mevzular ne oldu? Konuştum. Senin verdiğin 6 aylık peşini görünce zamdan vazgeçti. Güzel. Peki bakalım. Başka sıkıntısı olan, paraya ihtiyacı olan var mı? Ama çok gerildik böyle. Final konuşması gibi bir ortam oldu. Bize bir şey mi söyleyeceksin? Bakın, sizlerin buradaki emeği çok büyük. Burası yetim kurtların yuvası oldu. Kocaman bir aile olduk. Sen de bu ailenin babasısın. Bir süre ayrı kalacağız ama. Evden mi kovuyorsun bizi? Hayır canım, kısa bir tatile gönderiyorum. Vatan savunmasının tatile izni olmaz diye sen öğretmedin mi bize? Aferin size. Öğrettiğim her şeyi böyle hatırlıyor musunuz? Elbette. Öyleyse vatana hizmetin de yeri zamanı olmadığını hatırlarsınız. Evet. 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 Bir süre buranın dışında devam edeceksiniz. Ahmet Müdür'ün seninle konuşmak istediği şey bu muydu? Evet. Hani onlar bize karışmıyorlardı? Bize kimse karışmıyor. Bakın, kafanızda bir sürü soru işareti olduğunu biliyorum. Gözlerinizde bunu rahatça görebiliyorum. Hepinizi çocuk yaşta teker teker ben seçtim. Bu ailenin bir üyesi haline geldiniz. Devlet hiçbirinizi isim isim bilmez, tanımaz. Ama bana güvenip bana yol gösteren birkaç büyüğüm beni bilir. Ben tek başıma hareket edemem. Elbette devlete hesap vermekle mükellefim. Bunları biliyoruz. Ne oldu? Hesaplar mı karıştı? Benim kimseye verilmeyecek hesabım yok. Yalnızca bizim yoğunlaştığımız konular üzerinde nasıl hareket edileceğine dair fikir ayrılıkları var. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Benim bir hareketimle yetim kurtların adına leke sürülmesine müsaade etmem. İzin vermem buna. Şimdilik bu kadarını bilin kâfi. Bir süre fiziki birlikteliğimiz olmayacak. Hatta sizler bile birbirinizle görüşmeyeceksiniz. Ne yapacağız peki? Bir dil daha öğreneceksiniz. Çantanızı sırtınıza takıp İstanbul'u gezeceksiniz. Sümerler'de, eski Mısır'da. İstihbarat nasıl alınır? Bunu araştıracaksınız. Okuyup öğreneceksiniz. Ölümüne okuyacaksınız. Sadağınıza bir ok daha koyacaksınız. Atış yapacaksınız. Kas hafızası zayıflayanı bu kapıdan bir daha içeri sokmam. İnsanların arasına karışın. Sade bir hayat sürün. Ama asla yetim kurt olduğunuzu unutmayın.